Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlaşan çalışma şartları isyan bayraklarını çektirdi. Önce halk otobüsü şoförleri, şimdi de ilaçlama işçileri. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan ilaçlama işçilerinin çalışma şartları giderek ağırlaşıyor. Uzun çalışma saatleri, tatillerden yararlanamama, hatta işin mobbing boyutuna ulaşması yaşanan zorluğu gözler önüne seriyor. Biyosidal ürünlerin kullanımı yönetmeliği var. Bu yönetmelik gereğince işçi arkadaşlarımızın en fazla günde 6 saat çalıştırılma yapmaları gerekiyor ve haftada bir günde dinlenme yapmaları gerekiyor. Tabii Büyükşehir Belediyesi geldiğinden beri sinek ilaçlama işini tam anlamıyla beceremeyip bizi bütün yaz boyu sineklere yedirdiği için, kanlarımızı emdirdiği için mesai saatlerini arttırmış durumdalar. Yasaya uygun değil, yönetmeliğe uygun değil. Normalde bu işçilerin günde en fazla 6 saat çalışma yapmaları gerekiyor. Çalışma saatlerinin yanı sıra işçilerin sağlıkları da tehlike altında. Sabah 8.30'da başlıyorlar, akşam 17'ye kadar oradaki çalışan işçi arkadaşlarımız ilaca maruz kalıyor. Ve bu kimyasal ilaçlar sürekli bir tehlikenin altında solunum yapıyor işçi arkadaşlarımız. İşten çıkarılma korkusuyla seslerini duyuramayan ilaçlama işçileri haklarını sendikalara başvurarak arıyor. Hastalık gereği rapor alan arkadaşımız dahi sen nereden raporu aldın? Bunun araştırılması yapılıyor. Raporu uygun yerden mi almış yoksa usulüne uygun almamış mı? Bunun araştırılması yapılıyor. İşçi arkadaşlarımıza ciddi anlamda mobbing uygulanıyor. Hasta halleriyle çalışmaya devam ediyorlar. Sırtlarında 30 kilo pompayla burada Antalya'yı sineksiz bir şekilde yatıralımın derdindeler. Ama ne yazık ki belediyeden bunun karşılığında mobbinge maruz kalıyorlar. Gerekli sendikalara başvuran işçilerin tek isteği ise daha iyi çalışma şartlarının bir an önce oluşturulması. Buradan bakanlıklara çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu işçi arkadaşlarımızı ilaca daha fazla maruz bırakmayın. Günde 6 saat olan, kanun gereği 6 saat çalışma yaptırılması gereken işçi arkadaşlarımızı 6 saate çekin. Şu anda fazla mesai yaptırıyorlar. Fazla mesailer yatıyor mu, yatmıyor mu bilmiyoruz. Bu arkadaşlarımıza bordrolar verilmiyor. Bordrolardan takip edemiyorlar.